Çiptaş Merkezi'nden merhaba, ben Ercan Uğurlu. Bu videomuzda kıvrımlı monitörleri geçmeyi düşünenlere 21'e 9 görüntü oranıyla farklı bir opsiyon sunan Philips 349 X7F JEE ve W böyle uzun bir ismi olan model numaralı monitörünü inceleyeceğiz. Eğer daha önce hiç kıvrımlı hatlara sahip monitör veya televizyon karşısına geçtiyseniz muhtemelen sunduğu sarmalayıcı görüntüsünden büyük keyif almışsınızdır. Elbette düz panelleri tercih edenler de olacaktır. Ancak özellikle oyun veya film izleme alışkanlıklarınız yüksekse kıvrımlı hatlı monitörlerde daha büyük keyif alındığı bir gerçek. Elbette yine de bunu düz panel ekranları tercih edenleri tenzih ederek söylüyoruz. Elimizdeki Philips'in 349 X7F JEW kıvrımlı bir panele sahip bir monitörü. Ayrıca tam 34 inç boyutunda ve 21:9 gibi geniş bir görüntü olduğunu sunuyor bize. Böylece oldukça özel bir monitör olduğunu kabul etmek gerekiyor ve bu nedenle belli kesim kullanıcılara hitap ediyor. Hatırlarsanız daha önce de benzer monitör modellerini incelemiştik. Bunlar arasında özellikle Acer Predator Z35 modeli bir hayli dikkat çekiciydi. Bunun sebebi hem oyunculara özel olarak işlenmesi hem de buna bağlı olarak tarama hızını 200 Hz'e kadar aşırtabilmesiydi. Elbette G-Sync desteği de o modelde bulunuyordu. Elimizdeki Philips'in bu modelinde ise tam olarak bir oyuncu monitörü olmadığını söylemek lazım. Ancak FreeSync desteği unutulmamış. Böylece 100 Hz'e kadar tarım hızı tırmanabiliyor. Onu da belirtelim. Böylece oyun oynamak isteyenler de geri çevrilmiyor. Şimdi daha teknik detaylara geçelim ama önce monitörün tasarımına bir yakından bakalım. Philips 349 X7F JEW 21:9 ekranıyla ve kavisli hatlarıyla masanızın üzerinde gördüğünüz gibi zaten genişçe bir yeri kaplıyor. Ancak bunun rahatsız edici olduğunu kesinlikle söyleyemeyeceğiz. Masanızın üzerinde enlemesini yatan monitör parlak piyano beyazı rengiyle hem ön çerçeveler hem arka yüzüyle güzel görünüyor. Üç tarafını ince çerçevenin kapladığı ekran menü butonlarını ise arka tarafta bir joystick şeklinde bizlere sunuyor. Buradan menü komutlarının tek hamleyle kolaylıkla yönetebilmeniz mümkün oluyor. Ekran standı ise gümüş metalik bir ayaktan oluşuyor. Yükseklik ayarı yapabildiğiniz monitör 150 mm'ye kadar ekranı kaldırabilmenize imkan tanıyor. Ayrıca öne ve arkaya doğru -5 ila 20 dereceye kadar ekranı eğebiliyorsunuz. Fakat sağa ve sola çevirmeye özelliği ne yazık ki bulunmuyor. Yine bağlantı açısından zengin olduğunu söyleyebiliriz monitörün. Üzerinde iki HDMI bağlantısı sunan monitör. Bunlardan birini 1.4, bir diğerini 2.0 standardını bizlere sunuyor. Ayrıca DisplayPort da unutulmamış. DisplayPort 1.2 bağlantısında yer aldığını söyleyelim. Tabi USB portları da var. 4 adet USB portunu yer aldığı monitör bunlardan biriyle de bize hızlı şarj özelliği sunuyor. Böylece bilgisayar başında, ekran başındayken telefonunuzda hızlı bir şekilde şarj etmek istediğinizde bundan yararlanabiliyorsunuz. Son olarak bağlantılar arasında ses giriş ve çıkışlarının yer aldığını ve monitörde öte yandan tabii ki ses konusunda bahsederken 5 wattlık 2 hoparlörün bulunduğu bilgisini de sizlere verelim. 300 kandile parlaklık, 3001 tipik kontrast ve 4 milisaniye tepki süresi gibi değerlerinde sahibi olan monitör bizlere geniş görüş açısı sunuyor. Evet, görüş açısı geniş ancak yine de izleme konumunuzu değiştirdiğinizde belirgin bir gama ve renk tonu kaymasıyla karşılaştığınızda söylemek gerekiyor. Bu önemli. Özellikle karşıdan izlediğinizde bir problem yok ama birazcık sağdan ve soldan baktığınızda renk kaymalarını görmeniz mümkün. 1800R değerinde kavis oranı sunan monitör FreeSync desteğine sahip, böylece oyun oynamak isteyen kullanıcılara da açık olan monitör. Hatta Smart Image menüsü ile oyuncular özel seçenekler de sunuyor. Nedir bunlar? FPS, yarış, RTS, real time strateji gibi hazır renk kalibrasyonlarının yapıldığı monitörde. Ayrıca iki özel sizin optimize edeceğiniz oyuncu ayarı da mevcut durumda. Bunun yanı sıra rahat bir okuma imkanı sunması açısından monitörde düşük ışık modu da unutulmamış. Ancak sinema ve grafik gibi modlar arıyorsanız bunlara bu cihazı yer almıyor. Kendi kalibrasyonunuzu kendiniz yapmanız gerekiyor bu noktada. Monitörün geniş ekranından da yüksek çözünürlükten çoklu pencere kullanım noktasında tabii ki yararlanmanız mümkün elbette. Bunun içinde yine Smart Cloud, Smart Control yazılımı bulunuyor. Bunu yüklemeniz lazım bu arada. Bu yazılım üzerinden ekranı rahatlıkla farklı şekillerde bölebiliyorsunuz. Sonra da böldüğünüz ekrana dilediğiniz çalışma ortamınızı taşımanız yeterli. Ayrıca tabii ki resim içinde resim modu gibi seçenekler de bu monitör içinde yer alıyor. Böylece ekran büyük ve bu ekranı rahat bir şekilde kullanma opsiyonu sizlere sunulmuş.
Monitörü tabii performans açısından da değerlendirdik. Bu noktada başarılı olduğunu söyleyebiliriz. 34 inçlik bir ekranda 4K çözünürlük ve inç başına kabaca 109 piksel seviyesinde piksel yoğunluğu sunan monitör gerçekten etkileyici görüntü almanızı sağlıyor. Renk gamutu bir hayli geniş. Onu da söylemek lazım. Özellikle ofis kullanımı için ideal olduğunu da söyleyebiliriz. Biz en azından çok memnun kaldık. Özellikle geniş olması ekranın aynı anda pek çok işlemi yapmama açısından bize büyük avantaj sağladı. Monitörün kontrast sorunu TN ve IPS ekranlara kıyasla yüksek. Ayrıntılar kaybolmuyor. Siyahlar da derin görünüyor. Oyun performansı noktasında ise AMD'nin FreeSync teknolojisinin kullanılmasıyla iyi görüntü almanı sağladığını söyleyebiliriz. Eğer AMD ekran kartınız varsa bu monitörden bu anlamda daha fazla yararlanabiliyorsunuz. Monitörün güç tüketimine gelince açıkçası varsayılan ayarlarda bir nebze de olsa yüksek bir güç tüketiminde bulunduğunu söylemek gerek. %100 parlaklık oranında eğer kullanırsanız 60 watt civarında bir güç tüketimini gördüğümüzü söyleyebiliriz. Ekranı kalibre ettiğinizde de 33 watt'a kadar gerileyebiliyorsunuz. Bekleme modunda ise yalnızca 0.6 watt tüketiyor, onu da söyleyeyim. Mesela bu konuda bir kıyaslama yapacak olursak varsayılan ayarlarda bu monitörün Acer Predator X34'ten daha yüksek güç tükettiğini ancak kalibre edildiğinde 7-8 watt daha aşağıda güç tüketiminde bulunduğunu söyleyebiliriz. Yine öte yandan Asus'un ROG Swift PG3348Q modeliyle de aynı tabloyu çizdiğini söyleyelim. Ancak mesela Dell U3415W modeline göre daha az güç tüketiyor bu monitör. Arada büyük uçurumlar yok fakat fikriniz olsun diye bunları da belirtelim dedik. Sonuç olarak Philips 349X7FEW olan bu monitör sorunsuz bir performansla çok iyi bir görüntü kalitesi sunuyor. Renklerin canlı ve doğru olması, tasarımı, kaviste hatları ve bağlantı zenginliğiyle de çok yönlü bir kullanım sağlıyor. Bu anlamda eğer bu tür bir monitör arıyorsanız rahatlıkla değerlendirebilirsiniz. Peki ne kadar fiyatı? Onu da söyleyeyim. Bu monitörün fiyatı 4548 TL dolaylarında. Bu anlamda biraz cep yaktığı, el yaktığı bir gerçek. Ben Ercan Uğur'la bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın.